Bugün yüzme antrenmanına bisikletle geldik. Evet, yaz geldi artık. Çok zevkli bir şey. Havalar güzelleşti tabii. Artık biraz daha bunu böyle sık sık yaparız. Bir de şeyi test ediyorum. Şimdi hafta sonu yarış var Aydos'ta. Bakın ona da gelin mutlaka. MTB'ye koşu yarışı. Orada acaba göğüste mi kullanayım? Yani bu şekilde mi? Biraz önce gördüğünüz şekilde mi? Yoksa bir süre önceki yarıştaki gibi gidona mı bağlayayım? Onu yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi ben bir yüzeyim. Antrenman bitti arkadaşlar. 3000 metre yüzdüm. Şimdi güzel bir kahvaltı edelim. Tabi oraya da bisikletimize gidelim. Kadıköy'deki Velespit'e geldik. Trek burası. Trek'in bir vaiz. Hep Ortaköy'e gidecek değiliz ya. Hep şeye, Bahçeköy'e gidecek değiliz. Bakın burada da bir sürü trek var şimdi. Bizim ufaklığı buraya bıraktık. Hem bir ufak bir yıkanacak. Hem de işte yarış öncesi bakımları falan yapılacak. Buraya kadar gelmişken de ben ilk bisikleti Citybike'la başlamıştım. FX serisinden vardı bende. Bu arada Alper burada bize şimdi ufak ufak bilgiler verecek. Citybike nerede kullanılır oğlum? Citybike İstanbul içinde özellikle asfalt bölümlerde, hafif stabilize yollarda daha performansı yüksek bir bisiklet olarak kullanılabilir. Evet, yani şimdi MTB ile ben mesela şeye gidip geliyorum, havuza gidip geliyorum. Roadbike ile zaten uzun çıkıyorsun, gidiyorsun. Ama Citybike ile tam ikisinin arası model aslında. Daha titreşimsiz, yani daha akıcı. Evet, daha roadbike bizde şeydir mesela, biraz daha popoyu artır yani. Bu evet, biraz daha böyle daha konforlu ve MTB'den de daha hızlı gider yolda, asfalt evet, zeminde. Çünkü daha ince lastikleri var şöyle. Peki bunlarla şey yapılır mı? Bu mesela arkasına çanta falan takıp uzun... Tabii ki. O türleri de kullanılabilir değil mi? Arkasına da önüne de bagaj takması müsait. Kendi orijinal yerleri var. Kendi orijinal portajının bagajlarıyla tura bile çıkabilirsiniz. Aa, bundan çok çık böyle... Kesinlikle. Ege'yi gez mesela. Evet, kesinlikle. Evet. Yapanlar da var zaten. Daha böyle bir konforlu olması için. Roadbike de dediğim gibi konforsuzdur roadbike. Yani onunla gidersin 200 km, 100 km basarsın. Evet. Ve tabii ona göre selini falan alırsan daha konforlu olur ama olayı biraz daha farklıdır. Bu biraz daha gezinti amaçlı ve şehir içinde kullanımı evet, daha rahat bir model bunlar yani. Hafif razor açılı gidonuyla çok daha sürüş sağlar. Evet, tabii. Gelin bak, burası da Kadıköy'de Kızıl Toprak'ta Velespit. Aynı zamanda Trek'in bayisi. Baktım her yer Trek zaten. Evet. Onun için biraz mutlu olduk tabii. Evet. Şimdi bakım, burada bakım falan da yapıyorsunuz. Evet. Servisimiz servis var. Aynı zamanda şu an Türkiye servisiyiz yani. Tüm parçalar. Evet, şimdi zaten benim bisikleti aşağı aldılar. Orada bakım yapıyorlar. Hafta sonra yarış var Aydos'ta. Orada kaçırmayın arkadaşlar. Hem koşacağız, hem bisiklete bineceğiz. Önce bisiklete bineceğiz, sonra koşacağız ve acayip zevkli bir yarış olacak. Dedik ya böyle onlarla tura falan çıkabilirsiniz diye. Burada başka bir alet var. Çok farklı bir şey. Bakın. Baba, bu ne böyle? Bu tamamen tur için yapılmış. Trail Tour modelinin en üst modeli. Hidrolik frenli, ikili ayna kol, full sistem, tekerlek göbekleri, romanlı, ön arka orijinal kendi bagajıyla tamamen tam profesyonel bir tur bisikleti. 29 janttır, alüminyum gövde ve alüminyum maşalı. Tamamen bu iş için yapılmış. Vallahi. Bir model. Bunu al işte. Böyle git işte şeyi, transkontinentali bununla yap yani. Kesinlikle. Hiçbir şey yapmana, artı bir şey koymana gerek yok. Bunların artı çantaları ek olarak buraya çantaları takabiliyorsun. Takılabiliyor ama orijinal kendi içinden çıkan
Montajı bagajları, bagajları üzerinde ve hiçbir şekilde bir şey uydurmaya çalışmıyor. Her türlü yükle dayanıklı, jantları, jantelleri, tekerlek göbekleri, frenler hidroliktir. Yani soğutmalı rotorları vardır. Ne diyorsun ya? Ağırlık olduğu zaman kişinin ağırlığı, yükün ağırlığı, frenler çok zorlanıyor, ısınıyor, balataları yakabilir ama diskler soğutmalı olduğu için, özel diskleri soğutmalı olduğu için her zaman aynı tutuşu sağlıyor. Süper. Bunun ağırlığı nedir? Ağırlık 13 gibi. 13 olsun, harika yani. 13-13,5 kilo. Şu kadar şeye, 13 kilo mükemmel bir şey yani. Duramura çıkmayı ilgilendiyorsanız bu. Peki bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatına ben bakayım. 1900 TL gibi bir fiyat var. Süper. Çizgiler disklerin soğutmalı olduğunu gösteriyor. Yani şuradaki evet, yani. Evet, evet. O aralıklarda disk nefes alıyor, kendini soğutuyor. Diğer modelini göstereyim. 520, 720. Ha, bunun daha şeyleri de var. 920. Tabii bu en üst modeli bu. Evet. Ve onun daha ufak şeyleri de var. Kromoli kadrolusu, alüminyum kadrolusu, işte karbon maşalı. Burada full alüminyum kadrolu. Süper. Full maşa, alüminyum, her yer alüminyum. Bir özelliğini daha söyleyeyim. Normalde bisikletlerde iki tane suluk takma yeri vardır. Bunda dört tane vardır. İşte yakıtınızı buraya koyabilirsiniz, gaz ocak yakıtını. Buraya bir suluk takabilirsiniz, buraya bir suluk takabilirsiniz. İşte buraya pompanızı vesaire, yine bir suluk takabilirsiniz. Her şey buraya kadar her şeyin yeri var onun. Öbürlerinde de bunda mesela bunda da 3 tane var galiba. Evet. Kim ne derse desin o trek işi biliyor ya. Adam yapmış işte. Daha ne uğraşacaksın? Bir bisiklet alıp üzerine bilmem neler şunları bunları takacağına. Al işte adam yapmış. Bununla al çık. Evet çocuk geldi. Bayağı yıkanmış, temizlenmiş. Yağlanmış. Bayağı yarış hazır. Çekimlere devam. Merhaba. Takipteyiz. Eyvallah, sağ ol. Vallahi başka bisiklet oldu ha. Bak bak ya. 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi hafta sonu artık bunun hakkını vermek lazım. Böyle komple bir daha çamurlayalım şunu. Hadi gidelim şimdi kahvaltımızı edelim. Burası Kadıköy Barlar Sokağı arkadaşlar. Benim çok uzun zamanlarım geçti buradan. Allah tabii BTB ile falan değil. Bu eski zamanlarımızda. Edelim. İşte antrenmandan hemen sonra aslında yapmak lazım ama ben dediğim gibi muzlu çikolatalı süt içtiğim için o protein alımını hemen yapmış oldum. Ya yani, treye de gitmek zaten planda yoktu da orada bakımını falan yaptırınca iyi oldu o iş. Şimdi de güzel bir kahvaltı edeceğiz. Şimdi burası da arkadaşlar benim kardeşimin yeri. Kardeşim ve eşi işletiyor burayı ve menüsünde çok güzel şeyler var. Öncelikle sporculara yönelik şeyler var. Çünkü benim yüzümden yaptılar biraz. Çünkü ben gelince yiyecek bir şey bulamıyordum. Dedim şunu yapın, bunu yapın. Şimdi bu şimdi de sebzeli omlet yiyeceğiz burada. Bu da Asım. En sonunda girdi. En sonunda vloga girdi. Hep diyor abi diyor bu kadar şeyiz diyor. Hani kaç ay oldu? 200. vlog olacak daha hiç gözükmedi. Hep beraber takıldığımız adam işte Asım. Bir de kardeşim var ama o şimdi gözükmedi. Gerek yok. Ama gerek yok. Evet o şimdi evde oturuyormuş. Şöyle oturuyorsan da gel olmaz işte. İşte şimdi kahvaltımız geliyor. Bunu bekleyeceğiz. İki lak lak artık. Hep de böyle bir spor yapacak değiliz ki. Bakın bak şuradan da menüyü göstereyim size. Neler var neler. Sporcu omlet. Bu hep benim yüzümden. Reci omlet. Şimdi ben bundan istedim. Ispanak istiridye mantarı falan filan. Buranın en çok giden şeyleri şunlar mesela. Gelirseniz buraya onları unutmayın yani. Evet ki gelin bence. Ben buralarda oluyorum genelde. Hafta içi özellikle. Karşılaşırız belki. Biz gibi yemeğimizi
Şimdi bir sürü şey de var. Sebzeli omlet. 10 numara 5 yıldızlı yiyeyim. Ben bir yiyeyim bunu. Evet arkadaşlar, ben kahvaltıya devam edip şimdi 10 numara 5 yıldız olmuş olma. Eline sağlık herkesin. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Belki birazdan şu üstümü falan değiştirip giderim, bir motorla ilgili bir gelişmeler var. Ona bakacağım. Belki biraz motorla gezerim. Hadi yarın görüşürüz.